temiz toplum, temiz insan diyelim. Evet. Ve sağlıklı bir yaşam, kaliteli yaşam için hep siz değerli hocalarım diyor ki mutlaka kendimize bakacağız. Spor şart. Kilodan uzak duracağız. Ve bu sıkıntılar beyin dalgalarına etkisi var mı diye de ileriki programlarımızda açarız, daha detaylı konuşuruz ama yayın önce sizinle konuştuğumuzda Gülay, önemli bir ameliyattan çıktım. Hocam bel fıtığıyla ilgili çalışmalarınızı takip ediyorum. Beyin cerrahisine ilişkin ameliyatlarınızı takip ediyorum dediğinizde bana birkaç resim göstermiştiniz. Rica edelim yönetmenimizden. Mert, ekrana yansıtabilirsen o görüntü üzerine de konuşmak istiyorum. Çünkü vücudumuza nasıl bir rahatsızlık veriyor? Değerli hocam az önce bahsettiği takım arkadaşlarından, ekip çalışmasıyla sizlere sağlıkta en iyi hizmeti verdiğini. Biz vücudu bozuyoruz hocam, sizler toparlıyorsunuz. Orada da işte çok iyi bakmak ve tabii, çok doğru bir tedavinin. Tabii, mesele bozmamak da aslında. Evet. Yani bu hani sebeplerini başta biraz konuştuk ama bel kaslarımız, eklemlerimiz, kemiklerimiz, bunların hepsi çok önemli. Omurgamızı dik tutan elemanlar. Bunlardaki herhangi bir zayıflık, bunların herhangi birindeki eksiklik tabii oradaki bozulmaya sebep oluyor. Bu bozulma olmaması önemli ama olduktan sonra tabii ki bizler elimizden gelen gayretle gerek bir beyin cerrahları, gerek fizik tedavideki arkadaşlar gerekli müdahaleleri yaparak bu durumda hastaya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Resim ekrana yansıyor mu arkadaşlar? Resimde çünkü önemli bir ayrıntı ve detayı da görmüş olacağız. Burada tabii ekrana yansıyan görüntü üzerine konuşalım. Evet. Kalsın arkadaşlar hocamın bilgileri ışığında. Sonra alırız ekrandan. Bu hastamız bayan mı erkek mi? Hangi şikayetlerle geldi? Ve şu an ekranda gördüklerinizi biz anlamıyoruz tabii. Biz anlatırsanız hocam. Evet, yani şimdi bu bir bayan hastanın filmi. Gördüğümüz gibi orada kocaman siyah aşağıya doğru sarkan bir yapı var. Bu işte hastanın sağ bacağında dizden kalçaya kadar olan bölgesinde şiddetli ağrı ve yürüyememe. Bu tekerlek sandalyeyle gelen bir o kadar hastamızdı. Sıkıntı. Tabii, evet. Tabii. Yürüyemeyen, tekerlek sandalyeyle polikliniğimize başvuran bir hastaydı. Sağ bacağında dediğim gibi belden başlayan, kalçayla diz arasında yerleşik olan şiddetli bir ağrısı vardı. Bunu ameliyat ettik. O yukarıda gördüğümüz parça da çıkardığımız bel fıtığının görüntüsü. Hani insanlar çok merak ediyorlar çıkan parça. Ne bunları oluyor? Tabii biz hastaya vermiyoruz aslında. Bunlar patolojiye gidiyor. Ama ben bir fotoğrafını hani sizler için paylaştım. Çok teşekkür ediyoruz. İnsanlar çok merak ediyorlar bu bel fıtığı nasıl bir şey. İşte böyle yarı kıkırdak, yarı yumuşak bir doku. Çıkardığımız böyle büyük bir parça. Bundan sonra hasta tabii çok rahatladı ve mutlu bir şekilde evinin yolunu tuttu. Ertesi günde yürüterek evine gönderdik hastayı. Şimdi bir yandan resme bakıyorum. Bir yandan da o çıkardığınız yere ekleme oluyor mu? Ya da vücut nasıl toparlıyor diye soruyorum. Evet, şöyle şimdi mikrodiskektomi yaptığımız ameliyatlarda yerine herhangi bir şey koymuyoruz. Sadece fıtığı alıyoruz. Bazen sadece çıkan parçayı alıyoruz. Bazen çıkan parçayla birlikte orada çıkması muhtemel parçaları da alıyoruz. Evet. Ama bazı durumlar var ki o zaman daha farklı işler yapmak zorunda kalabiliriz. Mesela tekrarlayan fıtıklarda ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı yani altı defa ameliyat olan bel fıtığı hastaları var. Nedenini soralım. Yanlışsa lütfen düzeltin. Şimdi kişi rahatsızlığını hissettiği zaman ve anladığım kadarıyla bu örnekten yola çıkaraktan gidelim. En son sandalyeyle geldi diyorsunuz. Tabii tekerlek sandalyeyle gelen bir hastaydı bu. Biriktirip geldiği için mi, ihmal etti yoksa bir anda bu tetiklediği için mi ya da doktor arayışı mı ya da ilk ameliyatı mıydı hocam? Tabii ilk ameliyat. Evet. Şimdi ne yaparsak yapalım, literatürde %5 ile 15 arasında değişen oranlarda bir nüks, tekrarlama, bel fıtığında tekrarlama oranı bildiriliyor. Bunun çok çeşitli sebepleri öne sürülüyor ama kesin bir sebebi yok maalesef. Daha çok işte oradaki yapıların zayıflığı buna sebep oluyor aslında. Ameliyattan sonra bizim tabii hastalara mutlaka öneriyoruz. Bel kaslarınızı, oradaki yapıları kuvvetlendirmelerini öneriyoruz. Oradaki yapı
belimiz ne kadar kuvvetli olursa, omurgamız kendi başına ne kadar kuvvetli olursa bu fıtığın tekrarlama riski o kadar az olur. Ama diyelim ki ne yaparsak yapalım tekrarladı, ikinci ameliyat olmak zorunda kaldık. O zaman ikinci ameliyatta biz hastaya bunu öneriyoruz. Ne öneriyoruz? Oradaki hareketi en aza indirmek için sabitleme. Nasıl yapıyoruz? Nasıl? Hasta halk arasında platin denilen, aslında titanyum vidalarla yaptığımız bir ameliyat. O o iki omurga kemiğinin vidalarla ve demir çubuklarla, daha doğrusu titanyum çubuklarla veya bunlar başka materyaller de olabilir, bunlarla sabitlenerek oranın hareketini en aza indirip fıtığın tekrar oluşmasını önleme yöntemine gidiyoruz. Veya çok orası bozulmuşsa fıtığı aldığımız yere, yani o iki kemik arasına, iki omurga arasına bir kafes yerleştiriyoruz. Bu sayede fıtığın bir kere daha tekrarlamasını çok yüksek oranda önlemiş oluyoruz. Tabii bu ilk ameliyata göre daha uzun sürebilen, biraz daha meşakkatli bir ameliyat olmuş oluyor. Bizim pek hoşumuza giden bir şey değildir fıtık tekrarlaması. Çünkü fıtık tekrarladığı zaman bu dediğim ameliyat cihetine gitmek mecburiyetinde kalabiliyoruz. Bu hasta için de bizim için de çok sevimli olmuyor. Ama tabii ki hastanın iyiliği için bu ameliyatı mutlaka yapıyoruz. Ve ondan sonra pek tekrarlamaz.